Şimdi efendim, çocukların evlilikten başlayayım. Buyurun efendim. Uygun tabii, görürseniz. Estağfurullah. Şimdi oğlundan neden istemediğini karşılıklı oturup acaba konuştular mı? Yavrucuğum, ben bu kızda şunu gördüm. Bu ileride şöyle şöyle davranma riski barındırıyor. Sen yine istersen evlenebilirsin ama kızın şu özelliği var, şunu araştır, şunu sor diye. Acaba oğlunu düşündürtecek, oğlunu daha sağlıklı karar alma konusunda ona rehberlik edecek bir iletişim oldu mu, bir paylaşım oldu mu? Oğlunu bu noktada doğru yönlendirdim, onu bilmiyorum. Bir hanımefendi beni aradı. Ağlayarak beni aradı. Dedi ki Salih Hanım, kızım bir delikanlıyla görüşüyor. Tutturdu ben bununla evleneceğim diye. Çocuk bizim anlayışımızın çok tersinde bir anlayışa sahip. Ailesine aşırı bağlı ve ailesi kızımı istemiyor. Ben eminim ki şimdi duygularından dolayı delikanlı da istiyor gibi duruyor ama yarın bir gün, bir hafta sonra kapıya bırakacaklarını düşünüyorum. Ailesi o kadar karşı kızıma dedi. Ben de dedim ki kızınıza şunu söyleyin. Yavrucuğum, ben seni 9 ay 10 gün karnımda taşıdım. Acı ağrılarla dünyaya getirdim. Sen doymadan ben doymadım. Sen gülmeden ben gülmedim. Sen uyumadan ben uyumadım. Ben senin mutluluğunu isterim. Ben senin bu hayatta iyi bir yuvanın olmasını isterim. Evet. Ben sen eğer mutlu olacaksan ben bu çocukla evlenmene razı olacağım. Evet. Senden şunu rica ediyorum. Yeni baştan bu çocuğu bir değerlendir. Oturuşuna bak, kalkışına bak, aile ilişkilerine bak, sana nasıl değer verdiğine bak, ailesini nasıl tuttuğuna bak, bizimle ilgili bakış açılarına bak. Çocuğu yeniden bir değerlendir. Bu değerlendirmenin sonucunda dersen ki anne, ben sen söyledikten sonra baskı altında kalmadan özgür irademle aklımı kullanarak değerlendirdim ve ben bu çocukla evlenebileceğimi düşündüm dersen, sana söz veriyorum, benden bir cümlelik itiraz duymayacaksın ve kolaylaştırmak için elimden geleni yapacağım deyin dedim. Evet. Hanımefendi 2 gün sonra tekrar ağlayarak beni aradı. Bu sefer sevincinden ve teşekkür etmek için aradı. Aynı söylediğinizi ben de söyledim Salih Hanım dedi. Kızım bana dedi ki anneciğim, senin dediğin gibi ben bu delikanlıyım. Bununla yalnız bir hayat yaşayacağım. Ailesiyle iletişim açısından falan değerlendirdiğimde benim için uygun bir aday olmadığını anladım. Ve biz ayrıldık dedi. Nasıl, size teşekkür ederim dedi. Buradaki söylemek istediğim şey çok şu. Çok güzel tabii. Bir, yapma dediğiniz zaman 2 tane riski var bunun. Birincisi şurada hemen yapma dediğimizde bizim beynimiz olumlu kök fiille çalışıyor. Şu yapı algılıyor, mayı yaptıktan sonra algılıyor. Aa, çok enteresan. Evet. Onun için demek evet. ki doğrudan şunu yapma denildiği zaman o yapma denilen şeye bir zaaf oluşmaya, aynen merak öyle. Oluşmaya başlıyor. Aynen öyle. Dolayısıyla bizim zihnimiz olumlu kök fiille çalışıyor. Yapmaması gerekeni değil, yapması gerekeni söyleyeceğiz. Prensip de bu. Yani ne dememiz gerekiyor bu ne durumda? Ne dememiz gerekiyor? Yavrucuğum, önce tanı. Önce ben evet ya da hayır demiyorum. Evlilik bir kaderdir. Allah sana bir yol çizer. Fakat sen istersin ama Allah dilerse olur. Dün akşam kanalar oluyor, bugün ayrılıyor, nikahtan ayrılıyor insanlar. Kişilerin istemesiyle alakalı değil. Ben evliliğin kader olduğuna inananlardanım. Ama Allah seçimlerimizden de bizi sorumlu tutuyor. Hani her şeyi Allah yapıyor, ben masumum demiyorum. Allah adım at diyor, düşün diyor, git gör, konuş diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de. Dolayısıyla çocuğu serbest bırakıp nasıl düşünmesi gerektiği, nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda onu bilgilendireceğiz. Çocuğun ona göre seçim yapmasını isteyeceğiz. Bir delikanlı, hiç unutmuyorum, bana bir mesaj yazmış. Tanımadığım da birisi. Salih Hocam, ben bir kızla görüşeceğim, ona ne soracağımı bilmiyorum. Bana 5-6 soru gönderir misiniz? Hem sevindim hem çok üzüldüm. Evlilik yaşına gelmiş bir delikanlı bir kıza ne soracağını bilmiyor.
Bu çocuk nasıl seçim yapacak? Bu çocuk şu ana kadar bir evlilik kriteri oluşturmadı mı? Annesinde babasında bir değer görmedi mi? Annesiyle babasıyla bunu paylaşamıyor mu? Bana ulaşması güzel bir şey. Ben mutlaka hemen yazdım. Memnuniyetle dedim. Fakat onlar benim sorularımdı. O sorulara kız bir cevap verdiğinde neye göre değerlendirecek? Art yapısı olmadığı zaman ne yaptı onu merak ediyorum. Dolayısıyla efendim, çocuklarımızı düşündürmeli, çocuklarımızın sağlıklı karar verebilmesi için önceden bazı kriterleri onlara öğretmeli, sağlıklı düşünmeyi, aklını aktif kullanmalarını öğretmeliyiz. Bir hanımefendi vardı, bana geldi dedi ki, bir başka iş için gelmişti, laf arasında söyledi. Oğlum dedi bir kızla evlendi, kız kesinlikle beni kabul etmiyor dedi. Ben dedi eve gidiyorum, yüzüme bile bakmıyor dedi. Torunlarım var o evde dedi. Kapıyı açıyor, hoş geldin falan demiyor dedi. Ben gidiyorum dedi. Torunlarımın yanında oturuyorum. Onlarla hoş sohbet ediyorum, onlarla konuşuyorum. Torunlarım beni tanısın diyerek dedi. Torunlarımı sevip geliyorum. Ne bir bardak çayını içiyorum, ne bir bardak suyunu içiyorum, ne de bana hoş geldin diyor dedi. Çok acı bir acı. Şey. Özür dilerim ama bu insanlık dışı bir şey. Evet. Ben bunun şöyle bir versiyonuna da daha şahit oldum değerli hanımefendi. Çocukla evleniyor, delikanlıyla evleniyor. Ondan sonra annesine düşman yaptı çocuğu. Kardeşine düşman yaptı. Bu çocuğun aklı nerede, bu delikanlının aklı nerede? Aklı kiraya sen verilmiş nerede? Evleninceye kadar annenin babanın yanındaydın. Ne oldu da eşin seni 180 derece değiştirdi de sen anneni babanı bir kenara bıraktın? Evet. Burada delikanlıda ciddi zaaf var. Karşımızdakinin ne olduğu önemli ama benim ona nasıl bir duruşla, nasıl bir anlayışla karşı koyduğum da önemli. Burada bu hanımefendiye cevap verecek olursak... Evet. Oğluyla anlaşsın ve o eve gitsin. Hanım hoş geldin demese de gitsin. Çocukları görsün, eve gitsin. Çocuklar onu aynı ortamda görsün. Çocuklara hediyeler alsın. Günah falan demiyorum. Bu benim alanım değil. Evet. Günah olduğunu da düşünmüyorum ama gitmesinin sevap olacağını düşünüyorum. Bu kişisel görüşüm. Bu fetva dairesinden fetvasını alabilir, günah oluyor mu olmuyor mu? Ama o annedir. O eve gitme hakkı vardır. Gelin onun yüzüne bakmasa bile diğer hanımefendinin tavrını ben doğru buluyorum. Gitsin ama burada... Oğlun ciddi anlamda pasif, etkisiz eleman gibi hanımı ne derse onu yapacak bir pozisyonda olmasını, gelinin böyle davranmasından daha acı ve üzücü buluyorum. Erkeğin burada tavır koyabilmesi, bir dakika ya, senin sınırların var, bu benim annem, bu eve gelecek demesi gerekirdi. Evet. Gerekirse masaya yumruğunu vurması gerekirdi. Erkekliği böyle yerlerde kullanalım. Haksızlık varsa, zulüm varsa, Allah'a isyan varsa mahluka itaat olmaz diyor. O erkek niye hanımının sözüne uyuyor da annesini babasını dışlıyor, akrabalarını eve almıyor? Hangi gerekçeyle? Dolayısıyla burada erkekteki zafiyete dikkat çekmek istiyorum. Evet,